Arkadaşlar iyi akşamlar. Yağmur da başladı. Güzel bir akşam. Bugün sizler için özel bir mezarlık videosu çekecektim. Yani bizler için çok değişik mezarlık videoları var ama çoğu saçma sapan. Yok mezardan biri çıkıyor, yok biri kaçıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Gerçekte aslında öyle bir şeyler yok. Hep beraber gideceğiz şimdi. Geçmişlerimizin ruhuna fatihalar okuyacağız. Tabii bizim şehir mezarlığı gibi değil. Karanlık, ağaç, ormanlık. Bastığımız yere dikkat ederek gezmeyi düşünüyorum. Aşağı yukarı 200 yıllık mezarlar var mezarlıkta. Onları da rahatsız etmeden arkamızda görünen bir bölümde mezarlık var. Biraz uzak ama yürüyeceğiz biraz. Daha sonra hep beraber mezarlığa gideceğiz. Evet. Hadi hep beraber gidelim. Yağmur da biraz yavaşlarsa yağmurdan sonra mezarlığa gezelim. Evet. Siz de böylece gerçekten mezarlıkta nasıl gezilir bunu öğrenmiş olursunuz. Abi abdestli olmanızı tercih ederim. Abdestsiz mezarlığa girmeyin. Onlara saygımızdan dolayı. Evet, gidelim. Biraz yağmur sesini dinleyelim. Güzel. Gideceğimiz yer biraz uzak olduğu için yağmurun durmasını bekliyorum. Şu yerdeki yolun ışıklarının olduğu yerde. Evet, sokağımıza düştük. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada köyümüzü tanıtalım. Karşı ışıkların yandığı yer cami. Işıkların yandığı yere türbe var bir tane. Ben bildiğim bileli o türbe orada yıllardır. Gelmişim 49-50 yaşına, bu türbe hala burada. Belki daha da fazla 150-200 senelik vardır. Bayanın yattığını söylüyorlar. Burada böyle ışıklandırdılar ağaçları falan, çeşmeyi de güzel oldu. Bayağı da sular akıyor. O yüzden bakalım bir. Evet, türbemizi de göstereyim size. Şöyle. Burada güzel oldu arkadaşlar. Şurada da türbe sokak yazıyor. Sormuştunuz beni de. Selamun aleyküm. İsmini öğrendim. Zatın burada okunuyor. Ömer zevcesi Hanefi Hatun'un ruhu için ve rızâ-i ilâhî için el-Fatiha. Rebiyül Evvel 1350 senesinde. Evet, zatın ismi Ömer zevcesi Hanefi Hatun'muş. Allah rahmet eylesin. Evet. Bunda bura böyle köyün içine gidiyor. Köyde kimse yok zaten. Evet. Şuradan da şöyle. Mezarlık yolumuz da bu tarafta. Aşağı yukarı 500-600 metre. 15-20 dakika sürer. Evet. Köyün çıkışına doğru gideceğiz.
Yağmur da bir anda bastırdığı için her taraftan sular akıyor, görüyorsunuz. Tekrar şöyle gösterelim. Köyün merkezi güzel. Güzel yaptı arkadaşlar. Ellerine sağlık. Türbemiz de güzel oldu. Türbemizi gezdirdim ama öncelik bugün mezarlık dedik. Mezarlığa gidelim dedik. Hani şöyle gideceğiz. Burada bir kapatayım. Aşağı yukarı 15-20 dakika yürüyeceğim. Karanlık. Kapısına gelince açarız tekrar. Evet arkadaşlar, mezarlığımıza geldik. Şöyle gösterelim mezarlığımızı. Buradan gireceğiz. Mezarlığımızı gezeceğiz. Şimdi tabi heyecan da var, korku da var. Niye? Nefis korkuyor. Yemedi buradan girmeyi. Şeytanla beraber burası son durak olduğunu biliyorlar. Ama heyecanlıyız tabi. Niye? Ruhumuz da bir yerden baki aleme geldik diyor. Girelim gezelim diyor. Benim mekanım burası. Evet, önce bir selam verelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kabir ehli. Kabir ehlinin sakinleri diyelim ve ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şurada bir çeşmemiz var, görüyorsunuz. Şuraya da arkadaşlar, bu su taslarını koydular. Orada görüyorsunuz, her nefis ölümü tadacaktır. Onun kaçarı yok. Sonunda bize döneceksiniz. Bu su taslarıyla çeşmeden alınan sular kabristana götürüp suluyorsunuz. Şimdi iki kısım, şöyle bir 7-8 metre bir uzaklığı var mezarların. Öncelikle biz sol taraftan aile mezarlığımızdan, büyüklerimizden başlarım şöyle. Sağ tarafa babamın mezarına doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar, bismillah. Şöyle önce dedemin mezarlarını ziyaret edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Görüyorsunuz. Mezarlıklar. Bunlar hepsi benim akrabam. Abi gezerken de yanlış yerlere basmıyorum. Buralar hep mezar çünkü. Helmin Alband. Vay vay maşallah. Esselamu aleyküm. Arkadaşlar, ben ruhuna fatih dedim arkadaşlarımız. Dostlarımızla ruhlarına siz de fatih olursanız çok memnun olurum. Çünkü bunlar hep benim eşim, dostum, akrabaymdı. Hamza Nalbant, ruhuna fatiha. Bunlar hep benim akrabalarımdı. Esselamu aleyküm. Şahbaz Nalbant, Celal Nalbant. Bunlar benim halaoğullarım. İkisi de kıymetli arkadaşlarımdı, dostlarımdı. 1989 yılında vefat etti biri. Biri 1982 yılında. Ama daha dün gibi hatırlıyorum. Evet. Yine burada babaannem var. Dedem var. Mezarlara da basmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Babaannemi de bir ziyaret edeyim. Esselamu aleyküm. Rahmetli babaannem Huvel Bagi Hatice Nalbant ruhuna fatih. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sallallahu. Evet, 78 yılında ölmüş. Tabii mezarlıkta gezmek kolay değil. Heyecan var, dediğim gibi nefis. Bu alemi gördüğü için korkuyor haliyle. Çünkü buraya geleceğini biliyor. Ama ruh da burayı istiyor. Ve biz bu cuma akşamı onları ziyaret edelim dedik. Allah hepsini gani gani rahmet etsin. Evet, şimdi ayaklarımı takılmadan şöyle babamın mezarına doğru gidelim. Evet arkadaşlar, burada her yer mezar. İnanın onlar da sizin gibi yaşayıp geçilir. Allah hepsinin ruhunu şad etsin. Ruhlar için fatiha. Bu cuma akşamı inşallah dualarınız onlara ulaşır.
Şimdi babamın mezarına doğru gidelim. Mezarlık, büyük bir mezarlığımız var. Aşağı yukarı 1 kilometre var uzunluğu. Buradan devam edelim. Babamın mezarına doğru. Esselamu aleyküm devam ediyoruz. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şurada bir size mezar tanıtayım. Çok eski zatlardan biri. Aşağı yukarı 200 senelik bir mezarımız bu. 1200 küsür tarihinde vefat etmiş. Sandık mezar dediğimiz bir mezar. Eskiden böyleydi mezarlar. Evet, şimdi şuradan bir yol bulabilirsem, otlak çok. Buralarda yeni definler bu şekilde, daha henüz mezar taşları yok. Onların da ruhlar için El Fatiha diyelim. Şöyle babamın mezarına doğru gidelim. Evet. Baki Alem Mezarlığı'nda ruhları şad olsun hepsinin. Son durağımız burada dostlar. Başka gidecek yeriniz yok. Evet, babamın da yanına geldik. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm baba. Cuma mübarek olsun. Rahmetli babam, halam ve amcam. Beraber yaşadığımız can dostlarımız bunlar. Beraber yer içer gezerdik ama şu anda hiçbiri yok. Evet. Allah rahmet eylesin. Sizlerden de ricam. Ruhlar için El Fatiha Allah. Maliki ümitimin yerken. Amin. Şöyle kuşlar için ufak su tasları yaptık. Şöyle bir oturma alanı yaptık yani geldiğimiz zaman ziyaretimizde. Onları ziyaret ediyoruz. Şu diktiğimiz çamlar aşağı yukarı 7-8 sene oldu. Bu hale geldi. Yani yapacak bir şey yok. Bizim de zamanımız gelince yapacağımız nedir işte şu babamın yani. Benim de aşağı yukarı buralardan biri olur yani. Aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı. Bu mekanlardan birine biz de geleceğiz. Evet, şeytan ve nefsi kapıda bıraktık, mezarlığın kapısında, ama onlar da buraya giremiyorlar. Niye? Son durak bura olduğunu biliyorlar. Korku işlerini yakıyor onların. Biz nasıl olur da buraya gelip de yok olup gideriz diye. Ama unutmayın ki ölüm var. Buraya da geleceksiniz. Onun için hazırlıklı gelin derim. Şu anda yürüdüğüm her yer mezar. Allah hepsinin ruhunu şad etsin. Cumalar mübarek olsun. Bugün cuma günü özellikle geldim ki bugün güzel bir gün. Onların da ruhları şad olsun, memnun edelim dedik. Evet. Dediğim gibi şurada bir 250 senelik bir mezarımız var. Anıt mezar gibi diyelim buna. Şöyle aşağı inelim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Şahsımda da ölüm 1263 Hicri diyorlar arkadaş. Şu anda 1441'deyiz. Zatın ne zaman öldüğünü bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, mezarlık ziyaretimiz bu şekilde. Biraz kısa oldu. Yani yağmur da olduğu için hani dedim, üzerimiz başımız tabi sonuçta toprak olup gideceğiz ama ister istemez biraz heyecan da var tabi. Mezarlıkta gezmek öyle tek başına kolay değil. Dediğim gibi burada da bu arkadaşların yapmış olduğu su tasları var. Mezarları bu şekilde suluyorlar. Evet arkadaşlar. Tekrar esselamu aleyküm diyelim dostlarımıza. Allah hepsini gani gani rahmet etsin. Tekrar Baki Alem'in kapısından çıkalım. Kapısını da zaten kapalı tutuyorlar ki hayvan falan girmesin içeriye. Biliyorsun şu anda mezarlıkta köpekler dahi mezarlığa girmeye çekinir. Öyle kolay değil mezarlığa girmek. Tekrar şöyle bakalım mezarlığımızın kapısına. Şimdi dedim ya, girerken şeytanı ve nefsimizi bırakmıştık burada. Şimdi onlar tekrar yanımıza geldi. Buradan içeri giremediler.
Bu kapı baki alem kapısı. Buradan girmek öyle kolay değil. Nefis ve şeytan burada kalıyor. Her şeyi geride bırakıyorsunuz. Bundan sonrası öbür alem. Kabre girdiğiniz zaman iş bitiyor. Ruh tabi burayı gezmek için istiyor, can atıyor diyelim. Çünkü bağlı olduğu yer bura, geldiği yer burası. O kapıyı görmek istiyor. İnşallah sizlerin ve bizlerin de diyelim cumamız mübarek olsun. Nefsimize ve şeytana uymayalım diyelim. Ve mezarlıkta mezarlık adabına uygun olarak hareket edelim. Tekrar dünya işlerimize şöyle yavaş yavaş dönelim. Köyümüze doğru gidelim diyelim. Evet arkadaşlar, sizlerin cumamız mübarek olsun. Dediğim gibi son durağa gelmeden önce aklımızı başımıza alalım diyelim. Evet, tekrar şöyle görüyorsunuz. Mezarlıktan çıktı. Şimdi gidiyoruz yavaş yavaş. Köyümüze doğru döneceğiz. Evet. Bugün cuma gecesiydi. İnşallah dualarımız kabul olur. Bir duamız hepsine ulaşır diyelim. Hepinize hayırlı geceler. Hep beraber tekrar dünya kapısından girdik. Kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Hayırlı geceler diliyorum sizlere de.